dün Kayseri'deki bombalı araçla yapılan saldırı sonrasında il ilçe binalarımıza ve genel merkezimize yapılan saldırılarla ilgili sizlerle bilgi paylaşımı yapacağız. Öncelikle görünen o ki olağanüstü hal uygulamaları, sokağa çıkma yasakları, toplanma, gösteri yürüyüşü yapma engellemeleri sadece demokratik siyaset yapanlara, sendikal mücadele yürütenlere, akademisyenlere ve gazetecilere geçerli. Yani canlı bombalar, bombalı araçlar pekala olağanüstü hal koşullarında da gayet rahat biçimde istedikleri her yere gidiyor, her türlü eylemi gerçekleştirebiliyorlar. Herkesin can güvenliğini sağlamakla sorumluluğu olan yasal hükümettir. Muhatap çok net biçimde siyasal iktidardır. Kendi sorumluluğunu başkalarının üzerine atmak için, kendi sorumluluğundan kurtulmak için, hesap vermemek için hayatını kaybeden ister asker, ister sivil, ister genç, ister polis olsun. Bunlarla ilgili topluma, parlamentoya hesap vermemek için sadece hedef şaşırtma, hedef saptırma için bir takım açıklamalar yaparak bu sorumluluktan siyasal iktidar kurtulamaz. Değerli arkadaşlar, dün itibariyle sadece 17 Aralık tarihi itibariyle gerçekleşen saldırılardan sadece birkaçını sizlerle paylaşayım. Çünkü son derece uzun bir liste var. İsterseniz arkadaşlarımız daha sonra bütün ayrıntıyı sizlerle güncelleyerek paylaşırlar. Dün gece geç saatler itibariyle ortaya çıkan tablodur bu. Resimleri de bu arada sizlerle paylaşayım. Bu fotoğraf değerli arkadaşlar Beykoz'dan. Gördüğünüz gibi terörle mücadele yok. Eğer bu manzara bir terör manzarası değilse terörle mücadele yok. Güvenlik şube yok. Sadece olay yeri var. Fotoğraf her şeyi zaten özetliyor. Bu siyaset yapmaya çalışan partimizin bir ilçe bürosunun görüntüleri. Bu fotoğraf arkadaşlar Bursa Yıldırım'dan. Tabelanın yarısı duruyor. Yakılmış ve bu manzaradan sonra bu fiili işleyenlerle ilgili bir gözaltı uygulaması yok. İlçe yöneticilerimiz için gözaltı yapıldı. Bu fiilden sonra yapıldı. Ne için yapıldı? Sadece ilçe yöneticilerimizin elindeki kamera görüntüleri ellerinden alınmak için gözaltı uygulaması yapıldı. Bu manzara Kayseri'den arkadaşlar. Ve daha Kayseri'den başka bir fotoğraf. Polis olay yerinde. Yangın hem binada hem sokakta devam ediyor. Ama itfaiye aracı yangını söndürmek için değil, tabelamızın sökülmesi ve yerine bir bayrak asmak için görevlendirilmiş. Bu manzarada bunu çok net biçimde gösteriyor. Bizim belediyelerimizin itfaiye araçları ile ilgili polemik yapanlar, baksınlar Kayseri Belediyesi'nin itfaiye aracı orada ne iş yapıyor? Beylikdüzü fotoğrafı arkadaşlar. Beylikdüzü ilçe binamız. Tamamı yakılmış. İçerisinde çoğu ilçe binalarımızda zaten makbuzlar, yani resmi diğer evraklarla birlikte üye kayıt defterleri, karar defterleri ve tahsilat makbuzları neredeyse bütün binalarımızda ya parçalanıyor, yırtılıyor ya da yakılıyorlar. Bu fotoğraf da arkadaşlar yine Beylikdüzü'nden ama belki uzaktan çok net fark edemiyor olabilirsiniz. Yakma girişiminden sonra her şey harap edildikten sonra duvarlara da yazı yazılıyor. Yine bildiğiniz yazılar, işaretler, amblemler, semboller var. Ve polis geliyor değerli arkadaşlar. Yazıların üzerini şurada gördüğünüz gibi yazıların üzerini boyayla kapatıyor. Aynı yer. Bakın duvarda beyazla kapatılmış vaziyette. Yazıların üstü kapatılıyor. Yine aynı ilçe binası siyah boyayla yazılar kapatılıyor. Değerli arkadaşlar bunun hukuktaki olay yeri incelemedeki güvenlik literatüründeki yeri delil karartmadır. Başka hiçbir şey değil. Yani saldırıyı önlemiyorsunuz.
istihbaratınız yok, engelleyici bir tutum yok, saldırıyı yapanlarla ilgili herhangi bir soruşturma, yakalama, gözaltı yok, gelip sadece delilleri karartıyorsunuz. Yine Beylikdüzü'nden, yine aynı şekilde Beylikdüzü'nden fotoğraflar. Değerli arkadaşlar, bu ilçe binalarımızda, il binalarımızda saldırılar 3-4 gün öncesinde de yapıldı. Bir gün öncesinde de yapıldı. Yani dün bir sürpriz manzarayla, şaşırtıcı bir manzarayla karşı karşıya kalmadık ki, hani tedbir alınamamasının bir mazereti, bir gerekçesi olabilsin. İstanbul Bayrampaşa, Eyüp ilçe binaları, yine Üsküdar, Esenyurt, Kartal ilçe binaları, bazılarında taşla, bazılarında cam kırma, bazılarında yüze yakın mermi kovanı bulunarak, yani ateş açılarak saldırılar gerçekleşti. Beylikdüzü'nde 2 adet ses bombası atıldı. Erzincan İl Örgütü'nün binadaki tabelası kırılarak, taşlanarak indirildi. Ankara Yeni Mahalle ilçesinde değerli arkadaşlar, ilçe binasındaki eşyalar dışarı çıkartılarak yakıldı dün. Çanakkale İl Örgütümüz yine aynı şekilde binaya saldırı ve yöneticilerimize saldırı. Kocaeli'nde Darıca'da 4-5'er pompalı silahla ateş açma, yine Gebze'de bina kapısını kırmaya yönelik girişimler var. Kocaeli il binasında var. Adana Çukurova ilçe binasına saldırı var. Bursa Yıldırım, biraz önce fotoğraflarla gösterdim. İzmir, Buca, Bornova, Bayraklı ilçe binalarına hem silahlı saldırılar var, hem yakma girişimleri var. Yine Eskişehir'de, Konya'da yapılan saldırılar var. Ve dün gece arkadaşlar, bütün bunlarla ilgili yaptığımız uyarılara rağmen genel merkezimize 2 saldırı girişimi var. Binanın önünden 2 grup arka arkaya. Önce bir grup geliyor, kapıyı zorluyorlar, girmeye çalışıyorlar, slogan atıyorlar, tekmeliyorlar ve sonra polisler tarafından kollarına girilip götürülüyorlar. Nereye götürüldüler? Bir gözaltı işlemi var mı? Bizim henüz bir bilgimiz yok. Ardından başka bir grup daha geliyor, aynı şeyi yapıyorlar, onlar da götürülüyorlar ve sonra değerli arkadaşlar, bizim kamuoyuyla paylaştığımız açıklamamızdan sonra, yani herhangi bir yetkiliye ulaşamadığımız yönünde yaptığımız açıklamadan sonra, hem de birkaç saat sonra nihayet bir bakana, hükümetin bir üyesine ve bir müsteşara ulaşılabiliyor. Ve hemen onlara ulaşıldıktan sonra değerli arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı açıklama yaparak diyor ki kamuoyu yanlış bilgilendiriliyor. Yani telefonlara kamu yetkililerinin çıkmadığı yönündeki bilgi de yanlıştır. Tedbir alınmadığı yönündeki bilgi de yanlıştır. Kamuoyu yanıltılıyor diyor. Değerli arkadaşlar, bu açıklamadan sonra, yani İçişleri Bakanlığı'nın bizi yalanlamasından sonra genel merkezimize tekrar gece geç saatlerde 01.15'te 2 kişi geliyor. Bu sefer binaya arkadan çıkmaya çalışıyorlar. Yakmak için getirdikleri malzemeyle birlikte ikinci kata kadar tırmanıyorlar. Yakma girişiminde bulunuyorlar. Yakamıyorlar ya da yakmıyorlar, bilmiyoruz. Ama sadece İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasından sonra bile, tedbirler alındıktan sonra bile yaşadığımız manzara bu. Değerli arkadaşlar, telefonlarımıza çıkılmaması ile ilgili yaptığımız açıklama konusunda eğer İçişleri Bakanı samimiyse ve gerçekten duruma hakimse çok net bir çağrıda bulunuyoruz. Meclis Başkan Vekilimizin, Grup Başkan Vekilimizin ve Milletvekillerimizin telefonlarını dün akşam saatlerine kadar devam eden aramalarını inceletsinler. Eğer biz kamuoyunu yanıltıyorsak, yani aramamışsak ya da o saate kadar aramış, ulaşmışsak biz özür dileyelim, biz gereğini yapalım. Ama eğer İçişleri Bakanı kamuoyunu yanıltıyorsa o telefon kayıtları her şeyi gösterecektir. İçişleri Bakanı'nın ya istifa etmesi ya kamuoyundan özür dilemesi beklenir. Değerli arkadaşlar, yaşadığımız süreç çok açıktır.
İkili bir kıskaçla Türkiye kamuoyu, Türkiye toplumu karşı karşıya. Bir taraftan iç savaş koşulları, darbe ortamı hazırlanmak isteniyor. Bu saldırılarla, provokasyonlarla toplumda bir çatışma sağlanmaya, gerçekleştirilmeye ve buradan da ikinci bir darbe girişiminin koşulları oluşturulmaya çalışılıyor. Bir başka kıskaç da partimizin siyaset yapma imkanlarını ortadan kaldıracak baskı sağlanmaya çalışılıyor, baskı kurulmaya çalışılıyor. Yani bizi korkutarak, yıldırarak, sindirerek muhalefet yapmamız, siyasi mücadele yürütmemiz, demokratik mücadele yürütmemiz engellenmeye çalışılıyor. Değerli arkadaşlar, dün itibariyle de en azından bir can kaybı olmasın diye yeniden yaşadığımız acılara yeni bir acı katlanmasın, eklenmesin diye biz elimizden geldiğince tedbir almaya çalıştık. Ve bir provokasyon olmaması için sağduyu çağrımızı hem parti örgütlerimize, yöneticilerimize, üyelerimize, halkımıza yaptık. Hem de elimizden geldiğince bir çatışma ortamı gerçekleşmesin diye çaba sarf ettik. Ama şunu da bilsinler, provokasyonlara gelmemek konusunda, bu tuzağa düşmemek konusunda çaba sarf ettiğimiz gibi demokratik mücadelede ısrar konusunda da kararlı davranacağız. Ne bu provokasyona, bu oyuna geleceğiz, ne sineceğiz, boyun eğeceğiz, geri adım atacağız, çekileceğiz ve iktidarın siyasi hesaplarını rahatça gerçekleştirmesi için bir rahat ortamın, kendileri için rahat biçimde başkanlık planını, referandumu hayata geçirme oyunlarına fırsat vereceğiz. Biz dün itibariyle gerçekleşen saldırılarda hayatını kaybeden herkese başsağlığı diliyoruz. Ama daha büyük acıların yaşanmaması konusunda da hükümeti sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, partimize yönelik saldırılarla ilgili açıklama yapmayan Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan aslında bu sessizliğiyle bu kadar il ilçe örgütümüze, genel merkezimize yapılan saldırılar karşısında aslında bir rahatsızlık duymadığını da, yani bir göz yanma ya da belki de bir onaylama biçiminde ortaya koymuş oluyor. Tersini ortaya koymak, sağduyu çağrısı yapmak herkesin görevidir, herkesin sorumluluğudur. Şu saate kadar bizim bildiğimiz Meclis İnsan Hakları Komisyon Başkanı dışında devletin görevinin intikam almak olmayacağı, hukuk devletinde intikam değil, sorumluların hesap vereceği yönünde herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Kurşun adres sormaz ya da intikam açıklaması yapanlar çok daha büyük provokasyonları galiba hazırlamanın arayışı içerisindeler. Ancak bu koşullarda bir takım hedeflerine ulaşabileceklerini düşünüyorlar. Ya da partililerimizin korkarak, çekinerek etkili, güçlü bir muhalefet yapmasını engelleyebileceklerini sanıyorlar. Biz her şeye rağmen dünkü saldırılarla birlikte halkın, geniş toplum kesimlerinin bu provokasyona gelmemiş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Teşekkür ediyoruz sağduyulu, duyarlı davranan herkese ve umut ederiz ki genel merkezimize, il ilçe binalarımıza yapılan saldırıların sorumluları ile ilgili de İçişleri Bakanı, hükümet ciddi bir açıklama yapar. Kaç kişinin yakalandığını, kaç kişinin gözaltına alındığını, kaç kişiyle ilgili soruşturma açıldığını da kamuoyuyla paylaşır. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer bir sorunuz yoksa bitireceğiz. Biz Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmış. Yani ilçe yöneticilerimize yönelik gözaltılar, kayyum atamalar, bunlar devam ediyor. Ama ben sadece dünkü saldırılarla ilgili açıklama yaptım. Kırşehir'de, Silopi'de yine gözaltı uygulamaları devam ediyor. Peki, teşekkür ediyoruz arkadaşlar.